geldik, çok güleceğiz diye bir iddiamız yok. Yani zaten ismini yazdıramadığında çok güldüreceğim diye bir iddiası yoktur diye düşünüyorum. Doğukan var mı öyle bir iddia? Pek yok ama. Pek yok, peki. Yiğit Bey sizin var mı öyle bir iddianız? Nerede? Siz, Mehmet Bey. Oğlum niye yazmıyorsunuz o zaman isminizi? Neyse. Şimdi arkadaşlar, 3,5-4 dakikalık bir zamanınız olacak. Herkesin 3,5-4 dakikalık bir zamanı olacak. Şarkı söyleyenler hariç de bundan çünkü onları kesemiyoruz. Ya da belki keseriz. Bu toparla demek. Artık son 10 saniye falan, tamam mı? İlla elinde mi atın onu sen? Ya adam. Yağız nerede? Kim? Neydi bizim şarkı söyleyecek arkadaş nerede ya? Yağız Berke. Adın ne? Doğukan. Nereden katılıyorsun sen bize? Şirinyer'den. Şirinyer'den mi? Evet. Oğlum kızlara bakınca ki zaten. Bir şey söyleyeceğim. Hazırsın değil mi? Vallahi pek hazır değilim ama. Tamam. Horoz, horoza bir isim versene. Ona bir isim bulamadım ben. Yürü. Böyle bir ses çıkarıyor zaten. Bunun evet. Bir isim bulalım yani. Ne olabilir? Bulalım. Ha? Ne bulalım? Sarı olsun. Sarı. Ya çok yaratıcısın. Var mı yaratıcı bir isim fikri olan? İlk önce kendi doğumundan bahsetmek istiyorum. tabii özel gün olduğu için annem babam beni hep beklemiş ama babam beklememiş. Yani annem babama yalan söylemiş. Evet, yalan söylemiş. Evet. 4 aylıkken yani babam demiş ki aldırın bunu. Annem de demiş ki zamanı geçti artık aldıramayız. Yani artık doğmuşum. Ama ben bu dünyaya çok zor gelmişim. Kalbim durmuş da ben öyle gelmişim. Yani ben böyle bir dünyanın böyle yani kötü geçeceğini bildiğim için gelmek istememişim. Kaza geçirdim ben 7 yaşındayken. Doğukan stand-up diye çıktın farkında mısın? Kafa rahatlarınız uyanmaya başladı mı yani? Kafama mutfak dolabı düştü. Çok saçma oldu. Ben ameliyat olmak zorunda kaldım. Bu süreçler tabii benim için çok zor oldu. Erzurum müdürümü ve hocalığımı, Cemal hocamı kırmamak için çıktım buraya. Onun için yani bu kadar. Bravo! Başka var mı lan bizim? Peki. Başka var mı taklidi? Aklına gelen. Başka? Ben mesela bir saat evvel falan Muhteşem Aziz Yıldırım taklidi izledim. Harikaydı. Sana beyin alacağım. Evet. Haberlak kavurumlu. Çok güzel. Doğukan yeter. Neden bir... Ya şimdi arkadaşlar biz şöyle bir şey dedik. Hani bu bir yetenek olsun. Hani sahneye çıkıp bir şey yapıyorsa insanlar. Bunun bir yetenekle alakalı bir şey olması gerekiyor. Bu bir yetenek mi sence? Çok da yetenek çalışan gibi, yapar de gibi değil. Sanki. Çalışan yapar gibi yani. Bisiklet sürme gibi yani bizim ince alışıyorsun. Ha böyle bisiklet sürme gibi. Bir kere bunu söyleyen olur mu? Herhalde ikinci, üçüncüye söyler yani. Şey ama, gibi. Evet. Yani hani siz dediniz ya böyle hani baştan işte bu ilki oldu ama sonuncu olmasın diye. Ha, sonuncu ondan. Olmasın diye tekerlemek için. Tamam hadi bakalım görelim. Öncelikle bir şeyden bahsedeyim. Şinik bir ölçü birimidir. Kekere mekere de bir böyle tohum, bir kuş yemi gibi bir şey. Bir de bozola bozbaşlı pis porsukta böyle tarlalara falan dadanan bir türlü onu neyse. Hadi işte, bakalım. Tamam. Bu tarlaya bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye bozola bozbaşlı pis porsuk dadanmış. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye de bozola bozbaşlı pis porsuk dadanmış. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozola bozbaşlı pis porsuk. Diğer tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozola bozbaşlı pis porsuk demiş ki sen ne zamandan beridir bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozola bozbaşlı pis porsuksun? O da ona cevaben demiş ki sen ne zamandan beridir o tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozola bozbaşlı pis porsuksan ben de o zamandan beridir bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozola bozbaşlı pis porsuğum demiş. Bravo! Hangi türkü? İşte odam kireç tutmuyor. Bir tane daha söyleyebilirim eğer çalmasınız. Odam kireç tutmuyor. Bir bakalım süresine ona göre bakarız. Olmasa tekrar en sonunda tekrar gelsin. Tamam. Buradayız zaten. Tamam, sesim. Rabia Hatice'yi alkışlıyoruz arkadaşlar. Odam kireç tutmuyor. Kumunu karmayınca sevda baştan gitmiyor. Sarılıp yatmayınca umudun var mı halimi anlayan? Depresyondayım dibine kadar. Bilmezdim depresyondayım dibine kadar. Bilmezdim kırılan kalbim mi yoksa ben miyim
Teşekkürler. Teşekkürler. Roman şarkılarından yapma bir şarkı.